Bak bu kafası her hal. Bunlar da elleri. Kesin. Ana, anlıyormuş gibi iki saattir bakıyorsun ya. Kız, alay geçme. Şu kulağın işine bak. Kızım her bir şey iyiymiş değil. İyiymiş ana, iyiymiş çok şükür. Oh, çok şükür. Ama mahkemeye gidemedik. Hayırlısıyla abimin iyi haberlerini de alsak bir. Olacağız yavrum, olacağız, merak etme. Gör bak, salacaklar bugün Boran. İnşallah. Ağam, ne oldu, bıraktılar mı? Bıraktılar, gelir biraz sonra. Çok şükür kurtuldu oğlum. Tamam mı? Tamam, dediğimiz gibi yaptım, gitti. Baba ne oldu? Saldılar abimi. Ha. Hadi hepimize geçmiş olsun. Nasıl sevinmiştir Sıla şimdi? He. Yok, o da öğrenmedi odasında. Nasıl? O mahkemeye gitmedi. Yok, evde kaldı. E ama biz onu sokakta gördük. Arabayla gidiyordu. Yanlış görmüşsünüzdür. Çıkmadı odasından sabahtan beri. Ama eminsin. Eminim tabii ya. Sabah abay geldi. Gittim dedim, çocuk geldi aşağıda bekliyor. Yok, rahatsızım dedi. İşte ağam da biliyor. Gitmeyeceğim dedi. Hastaymış. Evde bekleyeceğim dedi. Tamam, sen ne diyorsun? Allah Allah. Sıla. Firuza'ya. Ha? Gitmiş işte Sıla. Badırhan'da uyuyor. Ne demek yok? Bana sormadan nereye gidebilir ki? Nereye gidecek lan? Mahkemeye gitmiştir. Pes doğrusu. Bir gelin bu kadar mı sorumsuz? Bu kadar mı büyüklerine saygısız olur? İşte yetiştirdiğin kızın hayrını gör. Hanımım. Kızım gitmişse sizin oğlunuzun mahkemesine gitmiştir. Ne mutlu bana ki böyle bir evlat doğurmuşum. Size rağmen burada kalıyor.